Merhaba arkadaşlar. Demokratik toplum yapısında yaşayan her birey kendine en uygun anlayışı benimseme ve hukuk devleti çerçevesi içinde örgütlenerek savunma hakkına sahiptir. Önemli olan benimsenen düşüncenin niteliği ve yaygınlığı değildir. Madem ki çok sessizlikten yanayız ve bireyin en doğal hakkının düşünme ve düşündüklerini bir baskı altında kalmadan açıklama özgürlüğü olduğuna inanıyoruz, öyleyse karşı düşünceleri dinlemeyi, eleştirilmeyi hoşgörüyle kabul etmeliyiz. Bu düşünce yapısında bir araya gelen biz, uluslararası gençlik topluluğu, üniversite ortamında her türlü düşüncenin özgürce tartışılmasına mikrofon tutmak istedik. Bu amaçla 4 Mart'ta Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Erdal İnönü'yü, 17 Mart'ta ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ı ve 26 Mart'ta Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan'ı okulumuza davet ettik. Fakat çeşitli nedenlerle Erdal İnönü ve Mesut Yılmaz söyleşileri ileri bir tarihe ertelendi. Biz uluslararası gençlik topluluğu olarak şiddetin ve baskının bir çözüm ve tepki aracı olarak sunulmasına karşıyız. Şiddetin şiddetle boğulamayacağını ve bunun özlemlediğimiz bireysel mutluluğumuzu yıkıma uğratacağını bilmeliyiz. Tepkimizi dışarı vurmak en doğal hakkımızdır. Ancak bunu şiddete başvurmadan yapmak zorundayız. Unutmayalım ki hiçbir düşünce kimsenin tek elinde değildir. Yüzeysel tartışmalar çözüm değil, çözümsüzlüktür. Ve yine unutmayalım ki düşüncelerimiz ne olursa olsun birlikte yaşamak ve üretmek en büyük mutluluktur. Yaşam paylaşımla güzeldir. Sözlerimizi ünlü bir düşünürün şu sözleriyle bitirmek istiyoruz. Sizin gibi düşünmüyorum fakat düşündüklerinizi söyleme hakkınızı sonuna kadar savunuyorum. Şimdi Sayın Erbakan gelecekler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kıymetli gençlerini sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlarken önce mübarek bir Ramazan günündeyiz. Ramazanlarınızı tebrik ediyorum. Yine sözlerime başlarken bizleri buraya davet eden kulübünüzün yöneticileri arkadaşlarımıza bilhassa teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizleri ziyaret ettiğimiz ve inanıyorum ki çok önemli bir temel meseleyi görüşeceğimiz böyle bir toplantıya koşup geldiğiniz, şu alakayı gösterdiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gençleri sizden kendilerine hitap etmenizi bekliyorlar dedikleri zaman konuşulacak tabii çok konu var. Ancak ben bu konuların içerisinde en önemlisi, en temeli olarak gördüğüm, siz de televizyonlarda vesairede, gazetelerde artık adil düzen sözünü işitiyorsunuz. Siz elbette bir ülkemizin en ileri üniversitesinde okuyan gençlersiniz. Herkes size, ya şu adil düzen nedir? Bari hiç değilse sen biliyor musun? Dedikleri zaman elbette bu memleketin evladı olarak bu konuda fikir sahibi olmanızın çok faydalı olacağına inandığım için
teferruat, günlük, aktüel, gelip geçici konuların üzerinde değil, böyle temel bir konunun üzerinde üniversitenin ve Türkiye'nin en kıymetli gençleri olarak size bazı açıklamalar yapmayı, yapılacak konuşmaların en faydalısı, en hayırlısı gördüğüm için mevzu olarak seçmiş bulunuyorum. Önce bu konunun büyük ehemmiyeti üzerine birkaç kelime söyleyerek konunun içine girmek istiyorum. İşte hepimiz komünizmin yıkılışını yaşadık. Komünizm niçin yıkıldı? Çünkü insanlığa saadet getirmesi mümkün olmayan bir düzendi de onun için. Çünkü komünizm temelde kuvveti üstün tutan bir zihniyetin sistemidir de onun için. Ancak ne var ki kuvveti hakkı değil, kuvveti üstün tutan bir diğer zihniyet de kapitalizmdir. Kapitalizm de yıkılmaktadır. Esasen komünizmle kapitalizm birbirinin temelde aynıdır. Bir ezen ezilen düzenidir. Aralarındaki tek fark komünizmde ezen güç siyasi güçtür. Kapitalizmde ise ezen güç ekonomik güçtür. Sermaye gücüdür. Yoksa netice itibariyle ikisi de bir ezen ve ezilen sistemidir. Bundan dolayıdır ki insanlığa ikisinin de saadet getirmesi mümkün değildir. Çok tabii olarak bir tanesi çökmüştür. Öbürünün çöküşü, iflası sunni olarak yürütülüyor. Çünkü yeryüzünde emperyalizm, siyonizm diye bir şuur var. Bu şuur, bu kapitalist metot vasıtasıyla 6 milyar yeryüzündeki insanların hepsini sömürdüğü için bu sömürme aracının kaybolmamasına elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani bir şerbeti insanların haklarını bir şöyle kamışla içtiğini düşünecek olursanız bir insanın kapitalist nizam bu emperyalistlerin, bu sömürücülerin bir nevi sömürme vasıtasıdır. Bu vasıtanın kaybolmasını istemiyor, sunni olarak destekliyor ve onu sunni olarak yaşatıyor. Ama unutmayalım ki kapitalist nizam ancak başka insanları sömürerek, sömürüye dayanarak yaşayabilmektedir. Ama istendiği kadar tedbir alınsın, görüldüğü gibi o da çökmektedir. Şimdi ben kapitalist nizam nasıl çöküyor konusu içerisine girmek istemiyorum. Çünkü asıl konuşacağımız konu bu takdirde dağılır diye endişe ediyorum. İşte bütün insanlığın madem ki komünizmden hayır gelmiyor, kapitalizmden hayır gelmiyor, öyleyse nasıl saadete ulaşacağız? İnsanlığı saadete götürecek düzen hangi düzendir konusu bugün bütün insanlığın konusudur. Hemen sizlere haber vereyim ki bu konuda tam 25 yıldan beri en büyük, en derin çalışmalar Türkiye'de yapılmıştır. Bizim ilim adamlarımız tarafından. Ve bu konu sadece Türkiye'de çalışılmakla kalınmamış, bütün Batı ülkelerinin en ileri hem düzen uzmanlarıyla hem de ekonomistleri ve hukukçularıyla yıllardan beri seminerlerle tartışılmakta, daha geliştirilmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki insanlık aradığı nizamı kavuşacak ve kurtulacak. Nedir bu nizam? İşte ben bu hususta ülkemizin en ileri üniversitesinin, Türkiye'nin en kabiliyetli, en seçkin evlatların okuduğu bu üniversitede kısaca anlatmayı bir büyük bahtiyarlık, bir büyük şeref sayıyorum. Bu açıklamayı yaptıktan sonra konunun içerisine giriyorum. Hemen belirteyim ki adil düzen bir bütün düzendir. İnsanlığa saadet getirecek düzendir, hakkı üstün tutan düzendir. İnsanlığın saadete kavuşması için 5 şey gereklidir. Ben mesut olmak istiyorsam 5 şeyin benim için temin edilmiş olması. Birincisi huzur ve barış. İkincisi hürriyet. Hür olmalıyım. Ancak ne var ki huzur ve barışın ve hürriyetin korunması için bir üçüncü şart daha lazımdır. O da adil bir devlet düzeni.
adalet lazımdır. Baskı değil, kendi milletine hizmeti esas alan bir devlet düzeni lazımdır ki o devlet düzeninin temeli de adalettir. Dördüncü bir şart ise insanların refahıdır. İç barış olacak, insanların hürriyeti olacak, bu iç barış ve hürriyet korunacak, bunlar altyapıdır. Gaye nedir? Refaha kavuşmaktır. İnsanlar insan gibi yaşamalı, refah içinde yaşamalıdır. Bu yeter mi? Yetmez bu dört tane şart. Bir beşinci şart daha lazımdır. O da insanların itibar sahibi olması lazım gelir. Bizim eski Osmanlıca'da kullandığımız tabirle izzet, şeref. Bu da insanların saadeti için lüzumludur. Bundan dolayıdır ki insanların mesut olması için beş tane temel şart lazımdır. İşte adil düzen bütün bu şartları tanzim eden bir düzendir. 25 yıldan beri Türkiye olarak iftihar edebiliriz ki şu anda da 500'e yakın profesörümüz ve ilim adamımız bu konu üzerinde çalışmaktadır, bunların detayları üzerinde. Böylece bütün bu beş sahada insanlığa saadet getirecek olan nizam nasıl bir nizamdır? Temel esaslarıyla matematik şekilde işlenmiş bulunmaktadır. Ben bugünkü konuşmamda size bütün bu düzenin içerisinde sadece ekonomik adil düzen bölümünü takdim edeceğim. Yoksa daha baştan ifade ediyorum ki düzen bütün bir düzendir. Çünkü insanlığın saadeti için sadece ekonomik düzenin yeterli olması kafi gelmez. Bütün düzenin bütünüyle saadet getirici bir düzen olması icap eder. Adil ekonomik düzen. Bugün hepimiz sömürülüyoruz. Adil ekonomik düzenin ne olduğunu anlamak için önce bugünkü düzenin hastalığını bilmemiz lazım. Bakın bugünkü düzen bir faizci kapitalist düzendir. Hele bunun Türkiye'deki tatbikatı %100 faizlerle tatbik ediliyor. Tam vahşi kapitalizmin ta kendisidir. Ve üstelik kapitalist düzenin şartlarına da uyulmamaktadır Türkiye'de. Aslında Türkiye'de bir başka düzen var bizim tabirimizle. Bu düzen çorba düzeni. Yalnız bu düzen batıdaki faizci kapitalist düzenin taklidinden ilham alarak ortaya konup yürütülmeye çalışılan bir düzendir. Kapitalist düzen insanları beş tane mikropla eziyor. Bu mikrop tabiri ekonomiden bahsederken nereden çıkıyor? Çünkü mikrop neye denir? Hastalığa sebep oluyor ama gözükmüyor. Şimdi köy kahvesinde oturan bir kardeşimiz orada işsiz olarak oturuyor. Ve de tabii geçim sıkıntısı içindedir. Ekonomik güçlüklerin içinde oturuyor. Bu kardeşimize desek ki kardeşim bak seni bu kahveye sokan sebep nedir biliyor musun? Bugün Türkiye'de tatbik edilen düzenin mikropları. Sen o mikropları görmüyorsun ama işte o mikroplar seni hasta etmiştir. Buradan çıkıyor mikrop tabi. Nedir bugünkü düzenin mikrobu? Beş tane mikrop var. Birinci mikrop faiz mikrobudur. Faiz biraz sonra adil düzeni anlatırken açıklayacağım. Faiz demek üretmeyen insanlara haksız olarak tüketme hakkı vermek demektir. Faiz demek çalışmadan çalışanların hakkını sömürmek demektir. Faizin manası budur. Bu sebepten dolayıdır ki o insan kahvede oturuyor, bunu çalışmayan insanlar çömürdüğü için çalışsa da gene bugünkü düzende sömürülecek. Neden? İşte bildiğimiz gibi Türkiye'de faizci bir düzen var. Her şey, ben bir fabrika kuracağım, faizle para alacağım. İşçime para vereceğim, faizle alacağım. Faiz, faiz, faiz. Ne oluyor bu faizler? İş yapan, üretim yapan insanlar bu faizleri sözde bankaya ödüyorlar. Ama Türkiye'yi yöneten insanlar öyle bir kanun çıkartmışlar ki faizler masrafa yazılacak diyor. Maliyetin içine yazılacak diyor. Bak bizim Refah Partisi olarak ilk verdiğimiz kanun teklifi ekonomik sahada bir, faizler bari hiç değilse masrafa yazılmasın, fakir fukaraya ödetilmesin teklifiyle işe başladık biz. Şimdi konuyu dağıtmamak için geliyorum. Faizler masrafa yazılıyor, ne oluyor? Maliyetlerin içine giriyor. O kahvede oturan adam biraz sonra gidip fırından ekmek alıyor.
Bugün Türkiye'de bir fırından bir ekmek aldığımız zaman şu anda 1500 lira veriyoruz. Bizim aynen doktora tezi gibi hazırlanmış bir tezimiz var. Bir kilo ekmeğin içine nereden ne kadar faiz giriyor? Köylünün kullandığı gübre. Gübre fabrikası faizle kurulmuş. Fabrika onun maliyetini yazmış. Gübrenin fiyatı da yüksek veriyor köylüye. Köylü bu gübreyi kullanıyor. Ofisten almış olduğu parayla bunun parasını ödüyor. Ofis undan alıyor. O da bu kahvede gördüğümüz Aç Mehmet'ten alıyor sonunda. Neyi? Gübre fabrikasının kurulurken kullandığı faizi. Öbür taraftan kamyonu alacak insan faizsiz para bulamıyor. Senetlerle, bonolarla kamyonu alıyor. O faizleri yıllarca uğraşıp bankaya ödüyor. Ama o da o faizi gene bu kahvede olan Aç Mehmet'in ekmek alırken ödediği ekmek parasının içerisinden ödüyor. İşte böylece bir kilo ekmeğin içerisine gübreden, traktörden, kamyondan, her şeyden dolayı gelip toplanan faizleri hesaplayacak olursanız 1500 liranın içerisinde tam 500 liranın bu faizden dolayı teşekkür edip maliyetin içine girdiğini görürsünüz. Köy kahvesindeki adam o ekmeği 1500 liraya değil çok daha ucuza alması lazım. 1500 liraya alıyor. Çünkü ekmek parasının içerisine maliyetlere faizler yazıldığı için faizler girmiş. Bu pahalılık nereden geliyor? Onu bilmiyor. İşte onun için ben size konuşmamın başında önce bugünkü düzenin mikroplarını gösteriyorum. Çünkü o bilmiyor. Halbuki mikroskop altında incelersen bir de bakarsın ki bu pahalılığın temelinde her şeyden evvel faiz bulunuyor. İkinci bir mikrop vergi mikrobudur. Bugün devlet kendi gelirlerini temin ederken hakkı üstün tutmuyor. Benim polisim var. Eğer koyduğum vergiyi vermezsen zorla senden alırım diyor. Zorbalık yapıyor. Biraz sonra konuşacağız. Adil düzende devlet üretime yaptığı katkı karşısında kendi hakkını alabilir. Bundan fazlasını polisim var diye alamaz. Bana ne senin polisin? Ben seni beni ezesin diye oraya koymadım ki. Devlet olduğun için sen herkesten fazla hakka riayet etmek mecburiyetindesin. Ama bugün öyle değil. Bugünkü düzende sabahleyin uyanıyor, KDV'yi %14'e çıkarttım diyor. Niye? Gece rüyasında görmüş. Böyle yönetiliyor bugünkü düzende Türkiye. İşte aynı şekilde doktora tezi gibi bir hesap yaparsanız, bir kilo ekmeğin içerisine gelen vergiler, ne kadar? Şimdi gübre fabrikası kurulmuş, kar ettim diye vergi ödüyor. Ama o karı gübre parasından elde ediyor. O gübre parası dolaşıyor dolaşıyor bizim bir kilo ekmeğin içine giriyor. Şu un fabrikası kar ettim diye vergi veriyor ama o vergiyi bize sattığı undan aldığı paranın içinden ödüyor. Ben ödüyorum onu ekmek alırken. Dolayısıyla şu ekmek alırken bütün zincirin üzerinde acaba ne kadar vergi payı ödüyorum. Traktör fabrikası kar ödüyor ama benim unuma düşüyor onun karı sonunda. Bu köyde oturan, bu kahvede oturan Mehmet gelip ekmeği alırken bütün o vergileri ödüyor. Çünkü bizde vergiler gelirden ödeniyor, kardan ödeniyor. Yani fakir fukaraya ödetiliyor. Böylece yine bir doktora tezi gibi kuruşu kuruşuna bir hesap yaparsanız görürsünüz ki Türkiye'deki bugünkü mevcut vergi kanunları muhacesinde bir kilo ekmeğin içerisinde tam 500 liralık da vergi toplanmıştır. Eğer Türkiye'de bütün üretimin içindeki vergiler kaldırılsa, bütün üretime katılan faizler kaldırılsa, bugün 1500 liraya aldığımız ekmeği 500 liraya almamız gerekir. Sadece alın teri ve sadece insanların ticarette taşıdıkları risk karşısında hakları olan, helal olan kar payı hesaba katılacak olursa bir kilo ekmeğin 500 liraya satılması icap ettiği görülür. Peki biz Türkiye'de 60 milyon insanız. Bu 60 milyon insan olarak ne kadar biz vergi ödüyoruz, faiz ödüyoruz? Yapmış olduğumuz bütün alışverişler içerisinde takribi bir hesap yaparsak bir yılda ödediğimiz faizin 60 trilyon olduğunu görürüz.
Bu ödüyoruz bu faizleri de nereye gidiyor? Ben faizi fırında ödüyorum. Fırındaki faiz un fabrikasına un parası diye ödeniyor. Ama un fabrikası faizle kurulmuş, o gidiyor benim ekmek paramı bankaya bir kısmını faiz diye ödüyor. Bankalar Merkez Bankası'nın parasını kullanıyorlar. Merkez Bankası'na gidip bu faizler yatırılıyor. Sonunda ya bütçe yoluyla veyahut da bu faiz zinciri yoluyla Türkiye'de toplanan bu faizler Amerika'daki Siyonist bankalara gidiyor. İşte bakınız, bizzat Saddam'ın kendisi bana söylemiştir. Sayın Erbakan, ben Kuveyt'i gittim işgal ettim. Siz zannediyor musunuz ki Kuveyt'in petrol şirketlerini ben Arap şeyhlerinden teslim aldım? Hayır, hepsinin başında bir Amerikalı Yahudi oturuyordu diyor. Ne olacak şimdi? O Amerikalı kontrol altında tutuluyor. Yani bugün mesela Kuveyt petrol satıyor, Suudi Arabistan petrol satıyor. İstediği gibi satamaz. Dünya emperyalizmi hudutlar koymuş. Bu kadar satacaksın, bu fiyatı satacaksın. Sattığın paranın şu kadar benim bankamda kalacak. Ancak şu kadarını seni alıp kullanabiliriz. İşte 40 yıldan beri Müslüman ülkelerinin petrolü üzerindeki bu kontrol dolayısıyla Amerika'daki Siyonist bankalarda Suudi Arabistan, Kuveyt'in, Müslüman ülkelerin 700 milyar dolar parası tutuluyor. Bu 700 milyar doların içerisinde Türkiye'ye gitmiş 60 milyar dolar oradan borç almış. 50 milyar dolar. Bu 50 milyar dolar borca mukabil biz bir yılda 8,5 milyar dolar faiz ödüyoruz. Efendim içerisinde ana para da var. Tam 8,5 milyar dolar değil. Sözlerine itibar etmek mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de bir de bir sıcak döviz olayı var. Yani Türkiye'de doların fiyatı düşük tutuluyor. Faizler yüksek tutuluyor. Türkiye'de kurulmuş olan Amerikan bankaları doları Türk lirasına çeviriyor, getiriyor, Türk lirası olarak faize yatırıyor. O yüksek faiz alıp sonra dolara çeviriyor. Böylece dolar üzerinden %20 faizle parasını buraya getirmiş oluyor. 13 milyar dolar rezervimiz var deniyor. Bunun büyük kısmı sıcak dövizdir. Yani daha yüksek faiz almak için getirilmiş olan paralardır. Bu sebepten dolayıdır ki o yüksek faizli paralarında faizini hesaplarsanız 8,5 milyar dolar faiz ödediğimizi görürüz. 8,5 milyar dolar ne yapar? Takriben 60 trilyon yapar. İç borç faizleri de ayrı. Şimdi ben sadece nasıl sömürülüyoruz mekanizmanın fotoğrafını ortaya koymak için bu açıklamalar yapıyorum. Hangimiz ne alsak? Bak şu ceketin 1/3 faiz. Bu ayakkabının 1/3 faiz. Nereye gidiyor bu? İşte anlattığım mekanizmayla Amerika'daki Siyonist bankalara gidiyor. O bankalar bunun için kapitalist nizamı savunuyor. Bunun için bizim gibi geri kalmış ülkelere şu adam değil bu adam Dışişleri Bakanı olacak diyor. Şunu değil bunu seçeceksiniz diyor. Neden? Bu sömürü düzeni sarsılmasın diye. Çünkü mekanizma kurulmuş, boru döşenmiş. Peki Amerika'daki bu Siyonist bankalar aldıkları bu faizi ne yapıyorlar? Görüyoruz bak Amerika'nın, İsrail'in yeni getirdiği Yahudileri işgal ettiği topraklara yerleştirmek için programını desteklemek maksadıyla sadece Amerika İsrail'e 30 milyar dolarlık yardım programı uyguluyor. İlk dilimi 10 milyar dolardır. O bölgeler de Yahudileşsin diye. İşte biz bunun için sömürülüyoruz. Her zaman benim bir sözüm var. Sömürülüyoruz. Bazı bizim sömürümüz Eskimo'lara gitse, o zavallarda bizim gibi fakir bir hayır işlemiş olur. Hayır, İsrail'e gidiyor ki İsrail yarın Lübnan'ı, öbür gün Türkiye'yi kendine vilayet yapsın, büyük İsrail kurulsun diye. Böyle bir proje için sömürülmüş olmamız çok daha acıklı bir durumdu. Peki ödediğimiz vergiler nereye gidiyor? Televizyona bakarsanız fiş alın fiş. Ne olacak? Okul olsun, hastane olsun sana geri gelsin. Hani okul? Bak hepiniz Türkiye'nin en seçkin gençlerisiniz. Yapılmış olan üniversiteye giriş imtihanlarında en yüksek puanlar aldığınız için buraya girdim. Ama hepiniz bu imtihanlara girdiğiniz zaman hangi olayı yaşadınız? Şu anda Türkiye'de 800-900 bin gencimiz liseyi bitiriyor.
Üniversitede okumak istiyor. İyi ya, ne güzel. 800.000 gencimizin hepsini okutmak daha güzel değil mi? Niye biz bunun içinden sadece 100.000'ini alıyoruz da 700.000'ini evinde, sokakta, açıkta bırakıyoruz? Çünkü bu gençlerimizi okutacak üniversiteleri kurmamışız. Niye kurmamışız? Çünkü bu halkın ekmeğinden, peynirinin içinden bile topladığımız vergileri biz yeni üniversite kurmaya harcamıyoruz ki. Nereye harcıyoruz? Bu vergileri almışız, turizmi teşvik fonu demişiz. Bu turizmi teşvik fonundan Antalya'daki Sheraton Oteli'ne götürüp vermişiz. Oradaki bir tek Sheraton Oteli 250 milyon dolara yapılmıştır. Ne işe yarıyor bu Sheraton Oteli? Akdeniz'deki ve Müslüman ülkelerde kontrolü elinde tutan Amerikan donanmasının askerlerinin haftalık, aylık, 3 aylık dinlenmesi için kurulmuş. Parayı kim veriyor? Parayı işte bu kahvede oturan Mehmet veriyor. Ben de bunu ona anlatıyorum ki bak Mehmet, etrafını tanı. Bu borulara bekçilik yapan. Bak daha açık konuşayım. Bu borulara bekçilik yapan batıl partilere oyunu verme. Sen oy verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy veriyorsun. Cenab-ı Hak da onun için bunu sana veriyor. Boşu boşuna işsiz değilsin. Boşu boşuna aç kalmıyor. Bak sözde uçak yapılıyor. İşte Irak, kendimizi koruyacağız. İncirli'ye bizim burada yapılan uçaklar mı geldi? Avrupa'dan, Amerika'dan uçaklar. Bizim uçaklar nerede? Uçak dediğin şey senin zaten adı uçan tabut. Yani bugüne kadar en fazla adette düştüğü için orada iptal etmişler. Dynamics denen Yahudi firmasının ambarında parçalar kalınca o parçaları çevre temizliği dolayısıyla Amerika'da atacak yer yok. Türkiye'den iyi çöplük mü olur? Getirip başımıza döküyor. Getirdikleri. Uçak dedikleri bu. Zaten 5 tane monte ettiler. 3'ü düştü. Genç pilot anasının bulunduğu köyde. Genç çocuk tabii ailesine göstermek yapmak isterken yere çakıldı. Ondan sonra da uçurtmuyorlar. Geçen sene okudunuz. İşte uçak dedikleri bu. Ne oluyor şimdi? O kahvede oturan Mehmet ekmek alırken parayı veriyor. Bu paranın içerisinde 1/3'ü vergidir. Bu vergi geliyor savunma sanayini teşvik fonu. İsim güzel. Tabii kendimizi savunmayacak mıyız? Edebiyatta bol. Ama oradan sonra nereye gidiyor? Oradan sonra bir de bakıyorsun ki Dynamics Yahudisinin cebine gidiyor. Önce parçalar alınırken parası veriliyor. Montajdan sonra uçaklar gene Amerikan ordusunun uçağı oluyor. O deneyecekmiş de müsaade ederse bize verecekmiş. Bittikten sonra da tekrar para paylaşılıyor. Böylece bizim savunma sanayi dediğimiz bu fon arkadan, müsaadenizle şu tabiri kullanayım, fan fin fon oluyor. Buraya gidiyor. Turizmi teşvik fonu dediği bu, savunma fonu dediği bu. Bunların tutuna trilyonlar tutuyor. Kim veriyor? İşte bu fakir fukara veriyor. Böylece bugünkü düzen bu işe yarıyor. Biz ya dışarıdaki bu hurdaları satmak isteyen dış siyonist şirketleri destekliyoruz veya onların Türkiye'deki işbirlikçilerini destekliyoruz veyahut da İsrail'i destekliyoruz. Bunun için sömürülüyoruz, bunun için kanımız emiliyor, bu düzen bunun için korunuyor. Bu düzenin bizi ezen mikropları sadece bunlar mı? Hayır. Daha 3 mikrop var. Bunlardan bir tanesi de darphane mikrobu. Şimdi bak o Mehmet kahvede oturuyor, haberi yok. Halbuki burada para basma makinaları harıl 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 çalışıyor. Bak bir haftada 7 trilyon yeni bastığı parayı piyasaya sürüyor, karşılıksız olarak. Aradan bir ay geçiyor, memur maaşı verecek, 5 trilyon daha basıp veriyor. E basarsa basın efendim, bana ne diyecek Mehmet, sana ne olur mu? Bu ülkede belli bir üretim var, o üretimin karşılığında, o üretimin hakkı olduğu kadar piyasada para olması lazım. Eğer bunun dışında siz piyasaya para çıkartırsanız,
bütün fiyatlar arz talep kaidesi göre o nispetle artar. Sen 1000 liraya alacağın ekmeği 1500 liraya almaya mecbur kalırsın. Ne demek? Bu darphane makinesi çalıştıkça senin cebindeki ekmeğin 1/3'ünü çalıyor demek. Diğer bir ifademizi duymuşsunuzdur. Bu taklitçi zihniyetlerin, darphanelerinin, para basım makinelerinin çalışırken çıkardıkları takır takır ses, vatandaşın cebindeki parayı kemiren farenin dişinin kıtır kıtır sesidir. O çalıştıkça bizim cebimizdeki para çalınıyor. Böylece eziliyoruz. Bugünkü düzenin işte metotları budur. Görünürde yeni vergi koymamış, yeni zam yapmamış gibi gözüküyor. Halbuki gözükmeden bu zamlar yapılıyor. Bir de bunun arka kapısı var, arka kapıdan çalıyor. Nedir o? Karşılıksız para basıp piyasaya sürmek. Buna biz darphane mikrobu diyoruz. Bir dördüncü mikrop da kambiyo mikrobu. Bak görüyorsunuz, doların değeri emirle ayarlanıyor. 40 sene evvel 1 lira 1 dolar. Şimdi 6350 lira bir çuval Türk lirası vereceksin 1 dolar al. Neden? Oraya birini koymuşlar. Bu hafta 6300 oldu. Gelecek hafta 6500. Ya öbür hafta 6700. Her gün senden konuşmama vaktimiz yok. Günlük ayarlamaları da sen yap diyor. Tıkır 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 bakıyorsun ki paranın değeri emirle düşürülüyor. E düşürürse düşürsün, bana ne? Öyle şey mi olur? O düşen para benim cebimdeki para. Benim cebimdeki para çalınıyor. Çünkü ülke ithalatla yaşıyor. O yüksek dolarla yapılmış olan ithalatın hepsi fiyatlara intikal ediyor. Ben daha yüksek parayla ihtiyacımı karşılamak mecburiyetinde oluyorum. Yani cebimdeki paranın değeri düşüyor. Yani cebimdeki para böylece de çalınıyor. Bu kadar mı? Hayır. Bir de bugünkü bankacılık düzeni. Bu bankalar kimlerin? Holdingler. Bak dün televizyonda yaptığımız konuşmayı dinlemişsinizdir. Ne gösterdim orada? Bir gazete kupürü. Ne diyor? Bankaların karları 65 trilyon. Buna mukabil ödedikleri vergi bilmem 441 milyar. Yani ödedikleri bütün şeyin %1'i. E peki bu kadar kar yapıyor. Bu bir anonim şirket olsa en aşağı yarısını kurumlar vergisi ödemesi lazım. Niye %1 veriyor? Bankalara dokunulmaz. Onlar bu düzenin, çünkü bu boruların bekçileri. Şimdi o bankalar ve holdinglerin bankaları. O bankalar ne yapıyor? İşte bu Mehmet. Tarlada çalışmış, mahsulünü satmış, parasını koyacak yer yok. Hırsız çalmasın diye, bir şey beklediğinden dolayı değil. Götürüyor, bugünkü bankacılık düzenine koyuyor. Bütün bu paralar toplanıyor, o bir avuç holdinge gidiyor. Bunlar bu paraları alıyorlar. Almış oldukları paraları görüldüğü gibi gidip Hilton'da şampanya içiyor. Marmaris'te pastayla düğün yapıyor. İyi ama efendim, bu bankadan alınan borç para, bu adam bu parayı sonra geri ödemeyecek mi? Tabii ödemeyecek. Niye? Ve bu düzen böyle, buna batık kredi deniyor. Adam alıyor trilyonlarca lirayı ve geriye vermiyor. Kaldı ki o almış oldukları paraları görüyorsunuz, vergi affıyla şundan bundan hep oraya aktarılmış oluyor. Zaten enflasyon, bankaların bu borçlarını, onlara verilen faizlerinden çok daha yüksek. Bankaya vadesiz para yatıran adam bir faiz almıyor. Enflasyon nispetinde paranın değeri düşüyor. Kime gidiyor bu para? O bankanın kontrolünü yapan holdinglere gidiyor. Bak gayet açıkçası şudur. Bugünkü düzende bu bankalar fakirin cebindeki parayı alıp zenginin cebine basan birer emme basma tulumba durumundadır. İşte bugünkü düzenin 5 tane mikrobunu size kısaca tanıtmış oldum. Nedir bu mikroplar? Faiz, vergi, darphane, kambiyo mikrobu ve bugünkü bankaların kredi sistemi. Bak bankaya şu pencereden sen 1 yıl mevduat yatırırsan %60 faiz veriyor sana. Ama bu pencereden sen kredi istersen %120 faiz alıyor. Şuradan şuraya dönünceye kadar %60 üzerine zam yok. Banka müdürüne dersen Allah'tan korkmuyor. Nedir bu zam? Sus kardeşim diyor. Eğer böyle yapmazsak biz de yaşayamayız. Batık kredilerimiz var. Yaralarımızı tamir edin. E bu nasıl tamir? Şu gömleği yapan esnaf bankadan kredi alıyor. %120 faiz ödüyor. O faizi masrafa yazıyor. Gömleğe öderken ben ödüyorum bu faizi. Gömlek parasını.
Onun için ben şu karşıdaki tuhafiyeciden bir gömlek alırken bu akşam Hilton'da holdinglerin içtiği şampanyanın parasını ödüyorum bu gömleğin içinde. Niçin? Düzen böyle. Şimdi size bu konuştuğumuz hususları birkaç şekille daha belirgin olarak açıklamak istiyorum ki bugünkü düzenin ne olduğunu böylece hep beraber sadece kulaklarımızla işitmiş olmayalım, gözümüzle de görmüş olalım. Bakınız, size bir şekil gösteriyorum. Bu şekil taklitçilerin düzeni. Kim bu taklitçiler? ANAP eşit SHP eşit DYP'dir. Taklitçi. Türkiye'de zaten 12 tane parti yok. 2 tane parti. Milli Görüş, Adil Düzen, Refah Partisi ve ötekiler. Onların hepsi tek bir parti. 40 yıldan 50 yıldan beri geldi, bu düzeni kurdular. Şimdi biz geliyoruz bu düzenin fırınına. Bak, düzenin fırını, onun için çarpık yazılmış. Buradan içeriye giriyoruz. 1500 lirayı verip bir ekmeği alıp çıkıyoruz. Burada 1200 yazıyor. Niye? Biz bu şekli yazarken 1200'dü de onun için 3 ay önce. Biz bugüne kadar 3 seneden beri 7 defa bu rakamı değiştirdik. Bak, gene bunların hızına yetişememişiz. Enflasyon hızın. Şimdi bu 1500 lirayı verip ekmeği alıp çıkıyoruz. Peki fırının duvarında bir Boğaz Köprüsü'nün resmi var. Bu ne? Sünnet çocuğuna hokkabaz oyun. Bu düzenin bir parçasıdır. Seni burada kazıklıyor, acısını duymayasın diye sana bunları gösteriyor. Bu düzen. Televizyonu açarsın, Boğaz Köprüsü çıkar. F-16 iki tane Dynamics Yahudi'nin uçağı uçar. Ooo, neler yapıyoruz neler. Ne yapıyorsunuz? İşte bunu yapıyorsun. Şimdi bak, bu şeklin üzerinde 3 tane vezne gibi. Niçin? Çünkü inşallah yakında biz iktidara geleceğiz. Adil düzeni kuracağız. Ancak iktidara gelir gelmez bütün fırınlara bir emir vereceğiz. Millet gerçekleri görsün diye bunu 60 milyon haberi yok. Ne emri? Hepiniz 3 tane vezne açacaksınız. Bu veznelerden birinci veznenin üzerine faiz, ikinciye vergi, öbürüne alın teri diyeceksiniz. Ekmek alacak olan bir adam önce birinci vezneye 500 lira ödeyecek, faiz ödediğini bilecek. Sonra ikinci 500 ödeyecek, vergi ödediğini bilecek. Sonra 500 ödeyecek, ha alın teri buymuş diyecek. Çünkü bugün 1500 lirayı toplam verdiğimiz zaman ne olduğunu bilmiyoruz. Bir emir daha vereceğiz. Bu veznelerin üzerine bir ok koyacaksınız. Bu faiz İsrail'e gider diyeceksiniz. Bir vergiye de bir ok koyacaksınız. Bu da holdinglere, şampanyacı holdinglere gider diyeceksiniz. Ancak bu yaşama savaşı veren emekçilere gider diyeceksiniz. Şimdi bak, bunların yaptığı iş nedir? Bizi şehirlere su getiren kalın cidarlı bir borun içine koymuşlar. İşte bu. Bu kim? Bu biz. Demin söylediğim kahvede oturan Mehmet. Kafasına 5 tane değirmen taşı konmuş. Düzenin zulüm araçları. Faiz, vergi, darphane, kambiyo, kredi. Tabii bu iş kalın cidarlı bir borunun içinde oluyor. Dışarıdan bakarsan televizyon sana Boğaz Köprüsü'nü gösterir. İcraatın içinde, içeride ne zulüm olduğunu kimseye göstermez. Halbuki içeride yaptığı iş insanları ezmektir. Onun için insanın yüzünden ter fışkırıyor. Onun için yamalı pantolon, onun için ayakkabısının önü açık. İşte bugünkü düzenin gerçeği budur. Peki bu düzen, biz gömlek alırken, ekmek alırken, ayakkabı alırken bütün bunun üçte biri faizdir ki bu düzen ANAP eşit SHP eşit DYP düzenidir. Bu ödedikten üçte biri faiz, bu 8,5 milyar dolar demek her hafta 10 ton 24 ayar saf altın dolu bir tir kamyonunun gitmesine tekabül eder. Onun için bak, bu şekilde 10 ton saf altın gidiyor. Peki bu altınlar gidiyor, karşıda ne gelecek? Hiç. Neden? Çünkü bu faiz. Vereceksin, arkadan avucunu yalayacaksın. Faiz demek bu demek. Ondan dolayı bak, işte bu tir kamyonlar hiç eksiği yok. Nereye gidiyor? Amerika'daki Siyonist Banka.
Onlar bizim bu altınımızla ne yapıyor? İsrail'e uçak, tank, tüfek alıyor. İsrail ne yapıyor? Bizim gömlek ekmek paramızla Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğun kemiğini kırıyor. Lübnan'ı bombalıyor. Siz ortak pazara girin. Arkadan ben de gireceğim. Tek devlet olacağız. Seninle birleşeceğiz diyor. İşte bizim ekmek paramızla bu oyun oynanıyor. Bunlar ne? Ha, bu televizyon. Hiçbir zaman bu gerçekleri millete duyurma. Demez ki bu televizyon, ey millet bak Refah Partisi iş baştan geldiği zaman bugün bir ekmek aldığın parayla 3 tane ekmek alacaksın. Çünkü faiz kalkacak, çünkü vergi kalkacak. Sadece alın teri maliyetlerin içine girecek. Bunu göstermez. Demez ki millete, ey millet bak Refah Partisi iktidara geldiği zaman senin ekmek paranla Amerika'ya bu faizler ödenip Amerika'dan İsrail'e uçak gitmeyecek. Uçaklar Türkiye'de imal edecek ve Türkiye'den kardeş Müslüman ülkelere gidecek. Bunu da göstermez, bunu da göstermez ve bu TRT ne yapar? Sadece bu Yahudi çarkını yağlar. Bu çark rahat dönsün. İşte düzen böylece birbirini tamamlıyor, böylece birbirle yardımlaşıyor. Bugün bizim bunları alırken ödediğimiz faizler aslında 4 yere gidiyor. İsrail'e gidiyor, işbirlikçi holdinglere gidiyor batı kredilerle. Ve faizciler dediğimiz Türkiye'de 6 milyonlardan daha fazla banka hesabı bulunan sadece 280 bin kişi var. 28 milyon hesabın içinde. İşte bunlara gidiyor bu faizler. Bir de %10 vergi koymuşlar. O vergi de bütçelerin israflarına gidiyor. Biz ekmek peynir alırken, KDV ödürürken gelirden ödediğimiz bütün bu vergiler nereye gidiyor? İsrail'e gidiyor. İşte şimdi bugünkü bütçenin içinde 42 trilyon faize ayrılmış. Bütçeden ödenen faiz. Bunu biz ekmek alırken, peynir alırken ödüyoruz. Öbür taraftan teşvikler diyor. Buraya gidiyor bütçeden yapılan teşvikler. Dal kavuklar, bunlar besleniyorlar ve bütçenin yaptığı israflar. Bundan 15 gün önce yapmış olduğumuz bütçe konuşmasında biliyorsunuz bir açık israf, kapalı israf, mızır israf diye israfları saydı. Bu israflar trilyonlar tutuyor. İşte biz bunun için eziliyoruz. Şimdi bugünkü düzeni size tam bir mekanizma olarak açıklamak istiyorum. Bakınız şu vatandaş, Türkiye bir dikdörtgen şeklinde olduğu için bu dikdörtgen kalıbın üzerine yatırılmış. Bu biziz. Üzerimize düzenin presi konmuş. Bu presi yaparken Özal sıkıyor demiştik. Şimdi tabii Demirel sıkıyor. Bir şey değişmiyor. Vatandaşın canı kanı bir hunide toplanıyor. Burada bir ana pompası var demiştik bunu yaparken. Ve bu pompanın vazifesi nedir? Vatandaşın kanlı canlı 2 tane dinlenme havuzuna koymak. Biri bankalar, öbürü hazine. Buradan nereye gidecek? Demin konuştuğumuz gibi İsrail'e, işbirlikçi holdinglere ve faizcilere, dal kavuklara, hanedana ve bütçenin israflarına gidecek. Böylece bizim kanımız emiliyor, İsrail'e uçak alınıyor, Hilton'da içilen şampanya oluyor, Marmaris'te uygulanan kumar parası oluyor. Burada bakanlara, milletvekili evinden başka ayrıca Gazi Osman Paşa'da bir devlet mahallesi yapılıyor. Her bir bakana verilecek olan evin 12 odası, 5 tane banyosu var. 5 tane banyo ne olacaksa böyle yapmış. İşte düzen. Peki bu ana pompasını kim çevirdi 8 sene? IMF motoru. Bu motor nereden elektriği alıyor? Seçim sandığından. Bu vatandaşın gözü bu TRT'yi ve bu holdinglerin gazetelerini okuyor. Tabii bu şekilde uyutulan vatandaş şalteri yukarıya Milli Görüş'e, Refah Partisi'ne basıyor, aşağı basıyor, taklitçi partilere veriyor. Sandıktan ceryan önce düzenin bir numaralı transformatörü bu holdingçi gazetelere geliyor. Bunlar hiç Refah Partisi'den bahsediyor. Burada ceryan yükseltiliyor, TRT'ye geliyor. Bu düzenin 2 numaralı transformatördür. IMF'ye geliyor, buradan ana pompası çalıştırılıyor. Düzen böyle çalışıyor. Peki burada 2 tane pompa daha var. Ne bunlar? Bak biri SHP sola döner diyor. Biri DYP sağa döner. Altında ne yazıyor? IMF'nin yedek pompaları. Bak nasıl
Nasıl keramet göstermişiz. Biz bu şekli 3 sene evvel yaptık. Yalnız bir hata yapmışız. Bu pompaları ayrı ayrı kullanacağını zannediyorduk. Şimdi ikisini birden koyup daha hızlı kan emmek istedik. İşte düzen bu. Böyle oluyor da ne oluyor? Bak, siz buradan çıkıp gece gündüz çalışacaksınız. İstediğin şekilde çalış. İster büroda çalış, ister inşaat yerinde çalış, istersen demirci ustası ol. Bu ülkede mi yaşıyorsun arkadaş? İstersen inşaata taş taşı. Senin halin budur bugünkü düzende. Farz et ki demirci ustasısın. Sabahtan akşama kadar sıcak demiri döveceksin. Niçin? Çoluğuna çocuğuna helal lokma götürmek. Nasıl götüreceksin? Ücretini alacaksın. Aldığın ücretle ekmek, gömlek, ayakkabı alacaksın. İyi ama bu ülkede öyle bir düzen kurulmuş ki bütün bu satın aldığın malların 1/3 faiz İsrail'e gidiyor. 1/3 vergi israflara gidiyor ve sana çok ufak bir kısım kalıyor. İşte şimdi hesapla konuşuyoruz. Burada nereden ne oluyor açıklanmış. Ben sizin vaktinizi almamak için teferruattan girmiyorum. Ama hesaba dayanarak konuşuyorum ve hepinize haber veriyorum ki bugünkü düzende siz birinci çekici vurduğunuz zaman bunun parası İsrail'e uçak parası olur. İkinci çekici vurduğunuz zaman İsrail'e tank parası olur. Üçüncü çekici vurduğunuz zaman Hilton'daki şampanya parası oluyor. Dördüncü çekici vurduğunuz zaman Marmaris'teki pastayla olan düğünün parasını ödüyorsunuz. Beşinci çekiçle Mersin'deki otelin kredisini veriyorsunuz. Ve israflar, yeni yaş günün arabaları, özel devletin israflarına para veriyorsunuz. Ancak altıncı çekiç sizin sofranıza geliyor. Bunun için yalnız ekmek geliyor. Bunun için çoluk çoluğunuza oturup gözyaşı döküyorsunuz. Neden? Çünkü düzen sizi eziyor da onun için. Altı çekiçte birisini verir bu düzen. Sana vereceği paranın da yarısını verir. Ne olur? 12/1. İşte şimdi biraz sonra bunun ayrıca hesabını göreceğiz. Bu düzenin hesabı. Şu bilinmesi lazımdır ki bak bu düzen sen inşaata taş taşırken sadece bu taşı taşımıyoruz. Ya senin sırtına bu dağları koymuş. Önce düzenin mikrop kayaları, faiz, vergi, dapan, kambiyo, grid. Bunlar yüzünden fiyatlar artıyor. Bu mikroplar yüzünden. Bunlar yüzünden pahalılık, bunlar yüzünden enflasyon oluyor. Bunlar kalkmadan fiyatları düşürmek, pahalı önemli, enflasyonu indirmek mümkün değildir. Bu fiyatların 1/3 faiz İsrail'e gidiyor. 1/3 holdinglere gidiyor. Tüm bu yüklerin hepsi bu insanı eziyor. Bu insan neden eziliyor? Gözü bu televizyona bakıyor, gözü bu holdingçi gazetelere bak, düzenin gazetelerine. Bak bu gazetenin altına bir kuyruk konmuş, ne bu? Erenköy'de 3 tane daire veriyorum, 3 tane araba veriyorum diyor. Bu da düzenin bir parçasıdır. O arabayı almak için, ekonomik sıkıntı içinde olan insanlar bu gazeteyi alsın istiyor bu düzen. Ama o gazetenin şu sütunundaki zehiri o insana içiriyor. Zehir dediğim ne? Bu düzeni yutturması. Hakkı tutmuyor. Bu düzenin propagandasını yapıyor. Bu zavallı insanda bunları gözü gördüğü için bu yükleri taşımaya mecbur oluyor. Peki Refah Partisi ne yapacak? Çok basit. Bak burada 2 tane çentik var. Bu taklitçilerin ANAP, SEHA ve DYP'nin Refah Partisi yapacağı tıkır 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 şu 2 çentiğin arasını kesecek. Bu vatandaşın sırtındaki bu dağları devirecek. Bu yapacak. Allah'a şükürler olsun dünya varmış diyecek. Neden? Biz bu yükleri taşımaya mecbur değiliz ki. Bunları bize bu Siyonist düzen getirmiş koymuş. Böylece bizi eziyor. Bunun için yapılacak iş çok basittir. Bütün bunları kesip düzene toptan bir tekme vurmaktır. Çünkü bu düzenin yürümesi, saadet getirmesi mümkün değil. Bak bu düzen insanlık tarihinde ilk defa var değil. 3000 sene önce de Mısır'da aynı düzen vardı. Bildiğimiz gibi firavunlar Mısır halkını topladılar. Dediler ki biz büyük adamız, öldükten sonra da dağ gibi mezar istedik. Ne olacak? Hepiniz sırtınıza taş taşıyacaksınız. İşte piramitler böyle yapıldı. Bunlar firavunların mezarları. Ve bu piramitlerin önünde de pek çok Mısırlı kölenin kemikleri var. Taşırken ölünceye kadar taşıttırmış. Bunları ben geçen de gittim gördüm. Her birisi insan büyüklüğü kadar bu taş.
o günkü teklifle nasıl taşımışlar hakikaten hayret. Şimdi aynı işi bize yaptırıyorlar. Hayret edecek bir şey yok. Bizim Mısır'ın, Firavunların köleleriyle bu düzenin köleleri olarak bizim aramızda hiçbir fark yok. Onlar bu taşları piramit için taşıyordu. Biz İsrail'in uçağından tankı için taşıyorduk. Bir fark yok. Tek fark, onlar çuvaldan eteklik giyerdi. Biz çağ atlamış köle olduğumuz için yamalı pantol giyiyorduk. İşte bu kadar aramızdaki fark. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız, bütün bunlar oluyor da ne oluyor? Görüyorsunuz ki Türkiye'de faizcilerin payı gittikçe büyüyor. Bu 83, bu 90. Faizciler %75'ti, 86'ya çıktı. Köylü, memur, işçi, esnaf, Türkiye'deki gelirlerin sadece %14'ünü alıyor. %86'sını faizciler alıyor. Faizciler. Öbür taraftan bütçenin açıkları büyüyor, borç faizi artıyor, transfer faslı dedikleri de iç borçların faizleridir. Böylece millet eziliyor. Bak burada 91 senesi bütçesi 20 trilyon açık vardı. Şimdi 92 senesinde 32 trilyona çıktı. Ve şimdiden 42 trilyon faiz ödeyeceğim diyor. Daha kötüye gitmiştir. Zaten bu kapitalist düzende gittikçe daha kötüye gitmek mecburiyeti vardır. Evet Selçuk. Bakınız, bu düzenin şimdi size hesabını veriyorum. Hepiniz yarın ya bir holdingde veyahut da bir devletin bir yerinde görev alacaksınız. Görev aldığınız zaman size bir brüt ücret tayin etmiş olacaklar. Ama bu brüt ücret sizin hakkınız diye verildiği halde bu düzen sizi ne yapıyor? Farz edelim ki hakkınız 100'dür. 100 hakkınızla muhasebeye giriyorsunuz. Sizden gelir vergisi ve sigorta kesiyor, size sadece 66 lira veriyor. Üçte birini muhasebenin içinde kaybediyorsunuz. Bu kadar mı sizi ezmesi? Hayır. Arkadan fırına gidiyorsunuz, ekmek alacaksınız. Ekmeğin üçte biri faiz. Satın aldığınız malların içindeki faizle 66 liranız 44 liraya iniyor. Üçte biri ayrıca vergi, malların içindeki vergi 44 lira 30 liraya iniyor. Her sene en az darphaneyle bunun da üçte biri çalınıyor. 30 liranız 22 lira iniyor. Doların değişmesiyle de bunun üçte biri çalınıyor, 16 lira iniyor. Size 200 lira verecekken 100 lira vermiş zaten. Çünkü Türkiye'deki gelir dağılımına bakarsanız alt katta oturan %60 gelirin en fazla %30'unu alıyor. Bütün bunlar zaten eziliyor. Bu ezikliği ortadan kaldırmak için bunların aldığı ücretin iki misli olması lazım. 16'yı da bunun için ikiye bölüyorum. 8. İşte bugünkü düzenin hesabı budur. Bu düzen hakkı 100 olan insana 8 veren bir düzen. 92'sini elinden alıp götüren bir düzen. Şimdi bu arada şunu size belirteyim. Bu ne bu? Bu çok mühim bir şey. Şimdi tabii bu Demirel'in İnönü'nün bugünkü aldatmacaları. Ne diyor bunlar? Demokratikleşme yapacağız. Yasaları değiştireceğiz, düzelteceğiz. Bak bu olay tıpkı Rusya'daki Perestroika ve bu değişimlere benziyor. Bu gördüğünüz şekil Le Figaro gazetesinde çıktı. Rusya'daki değişimleri göstermek için. Bu bir Rus köylüsü ki şimdi bizim halimiz aynı durumdadır. Bu da köylünün hanımı, burada da evleri. Kara sabandan toprağa sürüp geçinmeye çalışıyor. Rus köylüsünün hali de bu. Bizim halimiz de bu. Şimdi bu adam Le Figaro gazetesinde hanım hanım müjdeler olsun diyor. Ne var diyor? Bak diyor işte Rusya'da yeni devrimler oluyor. Artık bundan sonra bu kara sabanı düğümüklü iple değil, düğümsüz iple çekeceksin. Yaşadın diyor. İşte şimdi bu batı taklitçisi zihniyetlerin, bu faizci kapitalist taklitçi zihniyetlerin, anayasayı değiştireceğiz, şunu yapacağız, bunu dedikleri şey, biz bu yükü düğümüklü iple çekerken düğümüksüz iple çekeceğiz. Yahu kara sabanı ben zaten çektikten sonra ip düğümüklü olsa ne olur, düğümüksüz olsa ne olur? Bunların yapacakları hiçbir şey yoktur. Bu düzen zaten iflas etmiştir. Bunun yerine bir an evvel adil düzenin kurulması lazım gelir.
Bu ne bu? Bak bu düzenin nereden ileri geldiğini gösteren bir şekil. Son zamanlarda Lufthansa'nın uçaklarda verilen broşürler var ya, onların içerisindeki bir ilan. Bu Alman Toshiba'sı. Japonlarla beraber Almanya'da kompütür ve televizyon fabrikaları kurmuş bu Toshiba. Kendi malının reklamını yaparken bak üstüne Zeugnis einer hohen Kultur. Biz büyük bir kültürün ürünüyüz. Neymiş bu büyük kültür? Firavunlar. Bununla iftihar ediyor. Peki bu sözü bunlar durup dururken mi söylüyor? Hayır. Bugünkü batı kültürünü, bak bizimki taklitçiler batıya bağlı. Refah Partisi'nin dışındaki partilerin hepsi. Bunlar batıyı taklit ediyor. Batının kökü eski Roma. Eski Roma'nın kökü eski Yunan. Eski Yunan'ın kökü eski Mısır. Yani kök firavunlara gidiyor. Bütün bu zincirin özelliği nedir? Hakkı değil, kuvveti üstün tutmaktır. Bütün temel ileri geliyor. Temelde sakatlık var. Firavunlar halka zulüm yaparken biz size zulüm yapıyoruz diye yapmadı ya, bu bizim hakkımızdır diye yapıyor. Çünkü benim kuvvetim var diyor. Çünkü kuvveti üstün tutuyor. Onun için bizi işte bu zincir eziyor. Ta firavunlardan beri bugüne kadar gelen bu zincir eziyor. Bu batı taklitçiliği, bu batı kültürü oranın halkında eziyor. Bak New York'tan geliyorum. Oradaki o meşhur Manhattan'ın içindeki büyük caddelerin en büyük binalarının kenarında homelessler. Sürüyle binanın içindekinden çok sokakta adam. Hatta bugünkü soğukta, orası buradan da soğuktu, sırtlarına mukavva geçirmiş. Adamın hiçbir şey yok. O mukavvayla soğuğa karşı korunmaya çalışıyor. Binlerce insan. Amerika'da 3 milyon homeless var. İşte batının durumu budur. Kendi halkında eziyor. Bak biz yeryüzündeki 6 milyar insan hepsinin Amerikan halkının da sömürüden kurtulması için çalışıyoruz. Durup dururken söylemiyorum. Evet, bütün insanlığın kurtuluşu için çalışıyoruz. Çünkü adil düzen bütün insanlığın